Futboldan sonra senin formanı açtı. Ne hissettin? Hayatımda ilk defa duygulandım. Yani beklemiyordum, haberim de yoktu. Daha önceden planlamışlar sağlık ekibiyle Vedat. Sağlık ekibine ve Vedat'a çok teşekkür ediyorum. Vedat golü orucunu bozdu. Bir de hazırlıklıymış yani. Golün atacağını da hissetmiş bu manada. Bugün de çok iyiydi sahada. İnşallah son gol olmaz. Devamı gelir inşallah. Vedat iyi bir futbolcu. İnşallah gollerin arkası devamı gelir diye bekliyoruz. Senin sakatlık ne durumda? Ameliyat oldu. Salı günü operasyon geçireceğim abi işte. Muhtemelen bir 2,5-3 ay bulacak gibi görünüyor. İnşallah en güçlü, en kuvvetli şekilde tekrar döneceğim. İkinci yarı görüşmek üzere. İkinci yarı görüşürüz inşallah. Tabii ki çok güzel bir gün oldu bizim adımıza, hem camiamız adına. Bu hafta gerçekten çok analiz yaptık, inanılmaz analiz yaptık. Bu Başakşehir maçında da böyleydi. Evet. Yani her zaman analizi yapıyoruz ama sahada uygulamamız bazen iyi olmuyordu. Ama bu maçta herkes inandı. Herkes iki katı mücadeleyi verdi ve sonucu ortaya çıkardık. Güzel, mutluyuz yani. Şimdi bu maçı unutmamız lazım tabii ki. Yani bu şeye kapılıp önümüzdeki maça daha iyi motive olmamız lazım aslında. Çünkü burada aldığımız 3 puanın değerini orada alacağımız puan veya da puanlarla daha güzel olacak. Bunun için hafta içi daha iyi çalışacağız. İnşallah. Takım da oturdu bayağı. Yani Vedat örneğin bugün biz çok beğendik tribünde. Vedat'ın ekstra bir şeyi vardı. Stoperde de neredeyse Vedat vardı. Orta sahada da vardı. İleride golde de Vedat vardı. Vedat özeldi galiba. Vedat'a ne söylenirse onu yaptı bugün. Hocanın söylediklerinin hepsini yaptı. Bizi de çok rahatlattı. Daha iyi bir Vedat izleriz herhalde inşallah bundan sonra. Bizi gerçekten çok rahatlatıyor. Taraftara bir mesajın var mı? Taraftar bize karşıyız, bana umudunu kaybetmesin, her zaman arkamızda olsun. Bu inancını boşa çıkarmayacağız. 1,5 yıldır biz bu Vedat'ı bekliyorduk. Bugün sahada beklediğimiz Vedat vardı. Birincilikte gördüğümüz Vedat vardı. Sadece golüyle değil, sahanın her yerinde oynamasıyla, defanstan top çıkarmasıyla harika bir Vedat izledik. Zaten taraftarlar da seni alkışlarla oyuncu değişikliğine gönderdi. Bir ilk önce Vedat'taki bugünün sırrı neydi? Vedat bugünü bekliyor muydu? Çünkü her lig oyununda formasını hazır etmişsin. Sanki hissetmişsin gibi gol atacağını. Ya bugün açıkçası yani en az 3-4 kişi oynayacağımı öğrendikten sonra gol atacağımı söyledi. Ben de kendime inandım başlarına. Bizim Muharrem abi malzemeci dedim ki Halil İbrahim'in formasını al dedim. İnşallah dedim gol atarsam onu alacağım. Bu gol de bana nasip oldu. Açıkçası başkası da atsa gidip onu çıkaracaktı ama gol bana nasip oldu. Ben yani hep diyorum yani bireysel hiç, açıkçası hiç önemli değil. Önemli olan takımın kazanması. Sonuç olarak bireysel istiyorsanız 10 tane gol atın. Allah korusun kümeye düştüğünüz takdirde hiçbir faydasını görmesiniz yani. Biz takım olduğumuzu bugün tekrar kanıtladık herkese. Trabzon'da güzel bir futbol vardı. Göztepe'de güzel bir futbol vardı. Başakşehir maçındaki güzel futbol puanına döndü. Alanya maçı biraz kötüydü ama bugünkü Gençler Birliği galibiyeti isteyen, hak eden bir Gençler Birliği'ydi. Bugünün sırrı neydi sence? Ya bugünün sırrı milli maç arasından dolayı biz çok çalıştık yani milli maçta. Ya biz biraz geç katıldık tabii kampta olduğumuz için. Ama takım arkadaşlarım çok çalıştı. Biz de katıldıktan sonra zaten onların, hocamızın ne istediğini öğrendik. Yani taktiği birebir uyguladık. Taktik de tuttu. Bizim mücadelemizin, ben hep diyorum emeğimizin karşılığını aldık bu şekilde. Vedat bir de ayakkabılar hazır evde. Bir kameralara gösterin. Tamam. Kaç numara bu ayakkabılar? Abi 48,5. 48-49 diyorlardı. Yarım numarayı istiyor. Yarım numara 48,5. Bunun ayakkabısı içine giriyordu galiba. Hep deniyorlar zaten. Ama bir güzel taraflar kimse ayakkabımı giymiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.